beyler, iyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz efendim, siz nasılsınız? Çok iyiyim, çok iyiyim. Bir tatil yaptım. Yurt dışındaydım, döndüm. Gayet de keyifliyim, enerjim de çok iyi. Projelere bakıyorum şu anda. Onun dışında bugün Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlemiş olduğu Altın Objektif Ödül Töreni'ndeyim. Bunun heyecanını yaşıyorum. Akşamın nasıl geçeceğini merak ediyorum. Herkese keyifli bir akşam geçirmelerini diliyorum. Şimdilik bu kadar benden. Ödül mü alacaksınız, ödül mü vereceksiniz? O sürpriz. Hep beraber görelim. Süper. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Benim için de büyük mutluluk arkadaşlar. Sizlere kolay gelsin. Törenden sonra vakit bulursak tekrar konuşuruz. Görüşürüz. Sağ olun canım, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. En iyi fantazi, yine bir evet, ödül. Evet, MG'de çok kıymetli ödül törenlerimizden. Bu gece burada olmaktan ben de çok mutluluk duyuyorum. Bütün emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Layık görmüşler, yılın yine böyle fantazi kadın sanatçısı olarak ödülümüzü almaya geldik. Ve geceye tabii ki katkı sağlamak, gecede olmak için buradayız. Peki efendim, bu sene ne yaptı? Geçtiğimiz günlerde şarkımız çıktı. Evet. Tepkiler nasıl? Evet, ya şarkı benim için çok güzel, çok kıymetli bir şarkı. Tabii ki Feridun Bey'in de sevenlerinden beğenenler var. Tepki gösterenler de var. Hani onun okumasını tercih eden, onun fanları diyelim. Fakat ben tabii onlara da çok hak veriyorum. Sonuçta ben çok sevdiğim, hissettiğim, yani İçinde olmaktan çok kendime yakıştırdığım, uygun gördüğüm bir projede olmak istedim. Kendisine teşekkür ediyorum. Yani şartlar çok elverişliydi. Yani hava şartları elverişliydi, saha elverişliydi. Biz istedik şarkımızı. O da verdi ve seslendirdik. Önümüzdeki diğer şeylere bakacağız, şarkılara bakacağız yani. Bunu şarkının bir etkisi olarak hani alev alev diye evet, söyleyebilir miyiz? Şarkının etkisi bu konuşulan ya, yapılan yorumlar. Zaten isimler bence yaşatır. Yani çocukların isimleri de biraz karakterlerini belli eder. Şarkıların isimleri de birazcık karakterlerini belli eder. Ya ben bu kadar hani kamuoyunda bu şekilde olumlu ya da olumsuz tepki çekeceğini düşünmemiştim açıkçası. Ama olabilir. Önemli olan bir şeyleri alıp yeniden gündeme taşımaktır. Yeniden dinlenebilir hale getirmektir, hatırlatmaktır. Ben sanat adına güzel bir şey yaptığımı düşünüyorum. Efendim, bugün ayrı bir önemi de Magazin Gazeteciler Derneği'nden evet, ödülü almak. Neler hissettiniz evet, size? Ay, çok kıymetli. Yani biz magazinci arkadaşlarımızla yıllardır hep evet, sizlerle el eleyiz, iç içeyiz, omuz omuzayız. Ayrılmaz birer parçayız. İyi günlerimizi de paylaşırız, kötü günlerimizi de paylaşırız ama hep iç içe oluruz. Bazen küseriz ama o küskünlükler hiç uzun sürmez. Çünkü biz bir aileyiz. O yüzden sizleri seviyoruz. İyi ki varsınız. Bu gece sizin geceniz aslında. Bol bol eğlenin çocuklar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar. Nasılsınız? Öncelikle herkesin ayağına sağlık. İyi ki doğum günümde beni yalnız bırakmadınız burada. Güzel bir doğum günü. Ben o yüzden geldim buraya. Doğum günü partisi vardı. En iyi komedi evet, oyuncu ödülünü alacaksınız bugün. MGD'de neler söyleyeceksiniz? MGD'ye buradan teşekkür ediyorum. Ayrıca dizimizi destekleyen, her hafta bizi yalnız bırakmayan seyircimize de teşekkür ediyorum. Böyle, bugün maalesef, şimdi pot kırmayayım da, gelmedi değil mi Burcu? Yok, henüz gelmedi. Galiba gelmeyecek. Gelemeyecek yani, çünkü çok hasta. Buradan da ona acil şifalar tekrardan dileyim. Maalesef çok istedi buraya gelmek. Setimiz bile iki gündür onun hastalığı yüzünden devam edemedi. Ona da acil şifalar diliyorum. O da en iyi kadın oyuncu ödülünü evet, alacak. Onu da galiba siz alacaksınız. Ben kadın oyuncu da oynarım ya. Her türlü. Her türlü. Evet, onun adına da alırız. Magazin Gazetecileri Derneği iki ödülü de sizlere layık gördü. Afilli Aşk'a layık gördü. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Ya sadece aslında oyuncu bazında değil, görünmeyen kahramanlarımız da var bizim kamera arkasında. Tabii bazen çok klişe bir laf olabiliyor. Ama hakikaten ekip en az bizim kadar, oyuncular kadar sahiplendi bu işi. Bizim bazen unuttuğumuz yerler oluyor, onlar bir şey ekliyor. Herkes her gün çekime bir şey katarak güzelleştirme için uğraşıyor, öyle diyeyim. Efendim, belki bir de yaz dizisi bir eşitliği vardı da, yani yaz dizileri bir sezonla tutmaz. Bu tarzda böyle bir şey düşünüyor musunuz?
Yani ben öyle başlamadım aslında işe. Yani benim tabii yaz dizisi olarak başladım ama benim hiçbir zaman kafam orada değildi. Yani yaz dizisi olarak başlamamıştım. Ama hoşuma gitti tabii. Kış dizileri daha seyirciyi de çeken bir draması oluyor genelde. Şu anda da gayet iyi gidiyoruz. Biraz düşüş olsa da aslında bu diğer işlerin de aslında bu sektörün de iyi olduğu anlamına geliyor. Bence güzel bir rekabet oluyor. Aldık o zaman söylenecek bir şey yok. En iyiyiz galiba. Öyle mi? Demek ki aldığımıza göre. Ay bunu biz söylemiyoruz. Buradaki insanlar söylüyor. Yaz dizisi, teşekkür ederiz. Yaz, güzel bir ödül gerçekten. Yaz dizisiyle başlayıp sezona devam eden evet, bomba evet. gibi ve ödüle layık görülmek nasıl bir duygu? Halbuki Hanım siz neler söyleyeceksiniz? Haydi hemen bana geldi ya. Ben bana biraz daha geç gelir diye düşünüyorum. Biz çok mutluyuz burada olduğumuz için. Güzel bir işe başladık. Devam ediyoruz. Güzel bir ekibimiz var. Çok mutluyuz. İyi ki aynen buradayız. Olur. Teşekkür ederiz her şey için. Bu ödülü magazinciler elinden almak, magazin gazeteciler cemiyetinden elinden almak da ayrı bir duygu olsa gerek. Aynen öyle. Bu nasıl diyeyim, gurur verici tabii ki evet, her zaman olduğu gibi. Aynen öyle. Burada olmaktan gurur duyuyoruz. Kesinlikle. Burada olmayan arkadaşlarımız var. Onların da size selamlarını iletelim. Aynen öyle. Arkada büyük bir ekip var. Burada olamadılar iş programından dolayı. Böyle. Gece Magazin Gazeteciler Derneği. Magazinle ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Köşe kapmacalarımızdan aklınızda kalanlar var mı? O kadar çok çalışıyoruz ki hiç köşe kapmaca yapamadık bu ara. Keşke köşe kapılacak bir yer olsaydı. Dışarı çıksaydık da falan olsaydı böyle şeyler yaşasaydık falan. Kapılacak bir köşede yok aslında zaten her şey olduğu gibi. O pek de kaçılacak insanlar da değilsiniz ya. Zararsız duruyorsunuz buradan bakınca. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Biz teşekkür ederiz. Evet oraya bir laf ne olur? Çok teşekkürler. Abi dünyayı kuran insan olarak çok teşekkür ederim. Sizin de büyük emeğiniz var hocam. Tabii. Ne demek? Önce Furkan Bey ve Aybük Hanım'a çok teşekkürler ve bütün ekibe buradan sevgilerimizi ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz de size teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkürler. Hoş bulduk. Evet, geceyle ilgili neler söyleyeceksiniz bize? Vallahi çok mutluyuz burada olduğumuz için. Daha evvel tiyatro oyunumla en iyi kadın oyuncu ödülünü almaya gelmiştim bir kere daha. Çok keyifli bir geceydi. Çok seçkin konukların olduğu bir geceydi. Bu gece de dizimiz adına buradayız. Çünkü biliyorsunuz Mucize Doktor Türkiye'deki diziler arasında, şimdiye kadar yayınlanan diziler arasında en çok izlenen dizi olma gibi bir mertebeye erişti. Artık iş bizden çıktı. İş kendi başına bir star haline geldi. Çok gurur verici. Bu gece de en iyi dizi ödülünü almaya geldik. Dizide çok konuşulan karakterler de var. Hani şu an tutmuş olarak görülen tek dizi olarak gösteriliyor aynı zamanda. Bunu da söyleyelim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Yani karakterleri nasıl yorumlarsınız? Nasıl bir uyum var? Şöyle söyleyeyim. Zaten ekibimiz çok uyumlu bir ekip. Bir de oyuncu arkadaşlarımın hepsinin gerçekten çok iyi background'ları var. Kimisi müzik yapıyor, kimisi kitap yazıyor. Yani çok yönlü sanatçılar hepsi. Onlarla birlikte oynamaktan çok memnunum ben.
Onun dışında da gerçekten sıra dışı bir başrolümüz var. Çünkü biliyorsunuz daha çok başrollerimiz biraz daha fiziki özellikleriyle ya da işte iyi oyunculuklarıyla talep gören oyunculardan oluşuyor. Fakat Taner bundan evvel çok da güzel de bir adam. Bundan evvel yaptığı işlerden çoktan farklı bir noktaya geldi. Çok sıra dışı bir karakter oynuyor. Ben böyle bir işi, böyle bir başrolü kabul ettiği için ve böyle bir riskli yatırımı yapan tüm ekip için teşekkür etmek istiyorum. Mucizeler yarattı gerçekten. Çok mutluyum bununla ilgili. Çok kısa, sizden de efendim düşüncelerinizi alalım. Nereye çözeceksiniz? Ben de her zaman ve her yerde olduğu gibi eşime destek veriyorum. Çok keyifli bir iş gerçekten. Biz de soluksuz şekilde izliyoruz her hafta diziyi. Evde de öyle yorumlar bile yapılmıyor. Böyle pür dikkat izleniyor. Çok keyifli inşallah. Yolu batı hep böyle açık olsun. Hak ettiği yerde, hak ettiği şekilde kalmaya da devam etsin diyorum. Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz. Güzel. Oyunla ödül aldık. En iyi oyun bende, en iyi kadın oyunu oyuncu ödülünü aldım. Fotoğraf eliyle. Tiyatro oyunu. Evet, tiyatro oyunu. Ben de şaşırdım başta Magazin Gazetecileri Derneği'nden böyle bir şey olmuşsun ama. Yani aslında neden bize de şaşırdınız? Çünkü yani Magazin Gazetecileri genelde sadece galaları takip ediyor diye biliyordum. O meğerse değilmiş. Uzun zamandır verilen bir ödülmüş anladığım kadarıyla. Bilmiyordum ben tiyatro ödülleri de verildiğini. Yeni öğrendim. O yüzden şaşırdım. Tiyatroda şu an çok önemli bir yerlere geldi. Yani evet. Sabit izleyici yani. Ya şu an gelmedi aslında. Çok uzun zamandır zaten bir yerdeydi. Şimdi de bir yerlere evriliyor. Sürekli değişiyor, dönüşüyor aslında. Yani birdenbire tiyatro bir yere gelmiş değil yani. Sürekli devam eden bir olay zaten.